İyi geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Harbi stüdyoları. Saatler Cumhurbaşkanı ve 24. Milletvekili genel seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan kişilerin Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda oy verme işlemini başlattıkları Türkiye'de 23'ü, ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımının yasaklandığı Fransa'da 22'yi, bir yandan Müslümanlara seyahat yasağı uyguladığı ve nefret söylemleri ifade ettiği, bir yandan da Beyaz Ev'de diplomatlara iftar yemeği verdiği için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ikiyüzlülükle itham edildiği Washington'da 16'yı, 541 ila 551 milyon yıl öncesine ait olduğu sanılan dünyanın en eski hayvanının ayak izinin bulunduğu duyurulan Çin'de de Cuma 04.01'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu. Haftanın dördüncü gece bakışına hoş geldiniz ve her zaman olduğu gibi önce günün öne çıkan gelişmelerinden bazı başlıklar diyoruz. Yunanistan, FETÖ'cü darbecileri serbest bıraktı, yetinmedi, korumaya aldı, besliyor. Tıpkı Türkiye'ye saldıran diğer terör örgütlerinin mensuplarına yaptığı gibi. Atina yönetiminin FETÖ'cüleri kollama ve destekleme politikasına, diğer bir ifadeyle bu provokatif kararına Türkiye'den karşılık gecikmedi. Türkiye iki ülke arasındaki geri kabul edilmesi anlaşmasını durdurdu. Kararı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Yunan yargısının FETÖ kararına tepkiliydi. Bunları not ediyoruz dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarih yazıyor. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın yıllardır varlık gösterdiği bölgelere ağır darbe indiriliyor. 11 Mart'ta başlatılan ve Hakkari'de şehit olan uzman çavuş Gökhan Kurak'ın adının verildiği operasyonda Batı ülkeleri destekli bölücü terör örgütüne tarihi önemde darbe vuruluyor. Zeytin Dalı Harekatı'nı da yöneten 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel'in koordine ettiği operasyonda en az 400 kilometre karelik bir alan terörden arındırıldı ve şu ana kadar en az 155 terörist etkisiz hale getirildi, öldürüldü. Türkiye 16 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geride kalan günde Mersin ve Hatay'da mitinglerde kürsüdeydi. Gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı hapisteki Selahattin Demirtaş'ı ziyareti vardı. Bu demokratik bir hareket değil, teröre destek vermektir dedi. Türkiye'nin dünyada ilk sırada yer aldığı bor madenlerinin ekonomiye kazandırılmasında çok ama çok önemli bir adım atıldı. Balıkesir'de kurulacak tesisle bor işlenecek, artık toprak altında kalmayacak. İstanbul'da düzenlenen imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak katıldı. İşlenmiş borun savunma sanayinde de kullanılacağına dikkat çekti. Albayrak, savunma sanayimiz çok farklı bir lige çıkacak dedi. Evet, haftanın dördüncü iş gününde Perşembe'nin gündemine öne çıkan bazı haber başlıkları böyleydi. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası gece bakışında olacak diyoruz. Hemen başlıyoruz. Yunanistan, FETÖ'cü darbecileri serbest bıraktı, yetinmedi, korumaya aldı, besliyor. Tıpkı Türkiye'ye saldıran diğer terör örgütlerinin mensuplarına yaptığı gibi. Kolluyor, koruyor, besliyor. Atina yönetiminin FETÖ'cüleri kollama ve de destekleme politikasına, diğer bir ifadeyle bu provokatif kararına Türkiye'den karşılık geldi. Geciktirmedi Türkiye. İki ülke arasındaki geri kabul edilmesi anlaşmasını durdurdu. Kararı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sabah saatlerinde açıkladı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Yunan yargısının FETÖ kararına tepkiliydi. Bunları not ediyoruz dedi. Yunanistan'ın yaptığı kabul edilir bir şey değil. Bizim ikili düzeyde geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Yunanistan, FETÖ'cü darbecileri serbest bıraktı. Yetinmedi, korumaya aldı. Bu provokatif karara Türkiye'den karşılık gecikmedi. Misilleme kararını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da açıkladı. Yunan yargısının kararının nedenini de anlattı. Görüyoruz ki Yunanistan'da hükümet gerçekten bu konuyu da çözmek istiyor. Fakat aynı zamanda görüyoruz ki
Yunanistan'a batıdan çok ciddi baskı var. Vermeyin diye. Türkiye ilk adımı anlaşmayı durdurarak attı. Ama Çavuşoğlu henüz sürecin bitmediğini söyledi. Türkiye'nin kararlı olduğunu vurguladı. Yunan yargısının skandal kararına bir tepki de Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Komşuluk hukukuna ve aramızdaki hukuka, uluslararası hukuka aykırı bu yaklaşımlardan fevkalade rahatsızız. Türkiye, Yunanistan'ın yaptığı bu işleri, aldığı bu tutumu not etmektedir. Evet, FETÖ'cüleri kollayan, koruyan, besleyen ülkeler arasına çoktan katılmıştı Yunanistan ve Türkiye'den karşılık geldi. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin toplam 287 dava açıldı bugüne kadar. Ve bugüne kadar 171 davada karar çıktı. 2140 kişi mahkum edildi. Bu rakamları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıkladı. Gül bu yılın sonuna kadar tüm FETÖ davalarının sonuçlanabileceğini söyledi. Yargılamalar genel itibariyle %70 oranında bu fiili darbe davalarının ilk derecede sonuçlandığını söyleyebiliriz. FETÖ davalarında gelinen son noktayı açıkladı. Davaların büyük bölümünün tamamlandığını söyledi. Rakamları paylaştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Bu yılın sonunda davalar sonuçlanır dedi. 287 dosyanın 171'inde karar verilmiştir. 116 dava devam etmektedir darbe davalarında. Ve 2140 mahkumiyet kararı verilmiştir. 1478'de yine beraat kararı verilmiştir. 2018 sonunda bu yargılamaların artık Türkiye yargı gündeminden düşeceğini, tamamlanacağını düşünüyorum. Soruşturma ve davalarda titiz davranıldığını anlattı. Dikkat çekici bir saptama yaptı. Eylül ayında yine hükümetimizin çıkardığı KHK ile dedi ki arkadaş soyut, genel, kabaca bakıldığında bunun olmayacağı anlaşıldığında, iftira ya da haksız olduğu anlaşıldığında sen bunu şüpheli yapmayacaksın. Bunu getirdik. Bu hususta da şimdi şu an itibariyle 15.743 kişi hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi savcılıklar. Biz burada FETÖ ile mücadeleyi herkesi FETÖ'cü ithamıyla değil, gerçek FETÖ'cüleri tespit etme anlamında bir mücadele içerisindeyiz. FETÖ ile başı Gülen usulüne uygun istenmedi mi? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dile getirdiği iddiaya tepki gösterdi. Devletin bilgilerine değil de gelen telefona itibar ediyor dedi. Hiçbir zaman Amerikalı yetkililer ya arkadaş sen şunu bir daha düzgün yap şeklinde bir müracaatın kabul etmiyorum demedi. Böyle bir iddiayı kabul etmek mümkün değil. Gündeminde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da vardı. Tutuklu olduğunu bile bile aday yaptılar dedi. Buradan bir farklı bir durum ortaya çıkarmak elbette suistimal etmektir. Kararı veren hükümet değil, mahkemelerdir. İhanet teminin başvurusu reddedildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan 37 kişi hakkındaki müebbet hapis kararını onadı. Haklarında beraat kararı verilen 4 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk halkının alın teriyle alınan silahlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek istediler. Açtıkları ateşte 2 polis şehit oldu. FETÖ'nün ihanet timi hakkındaki cezalar onandı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi 37 sanık hakkındaki istinaf başvurusunu reddetti. 37 sanığın içinde Gökhan Şahin Sönmez Ateş, Şükrü Seymen, Taner Berber, Zekeriya Kuzu ve Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı da var. Yerel mahkemenin Cumhurbaşkanı'na suikast suçundan beraat kararı verdiği 4 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Cenk Bahadır Avcı'ya ise Cumhurbaşkanı'na suikaste yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklar Aydın Özsıcak, Murat Gösterit ve Ahmet Koçan ayrı ayrı ikişer kez müebbet ve toplam 35'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bundan sonraki süreç sanık müdafilerinin ya da katılan vekilleri yönünden süresi içinde temyiz talebinde bulunup bulunmamasına bağlı. Eğer süresi içinde tarafların temyiz talebi olursa bu dosya yeniden Yargıtay tarafından incelemeye konu olacak.
Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlerden temizliyor, adım adım Kandil'e ilerliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha tarih yazıyor. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın yıllardır varlık gösterdiği bölgelere ağır darbeler indiriliyor. 11 Mart'ta başlatılan ve Hakkari'de şehit olan uzman çavuş Gökhan Kurak'ın adının verildiği operasyonda Batı ülkeleri destekli bölücü örgüte tarihi önemde darbe vuruluyor. Zeytin Dalı Harekatı'nı da yöneten 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel'in koordine ettiği operasyonda en az 400 kilometre karelik alan terörden arındırıldı. Ve şu ana kadar en az 155 terörist etkisiz hale getirildi. Sıra Kandil'de. Sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz eden, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz gideceğiz. Hava kuvvetleri bir koldan, kara kuvvetleri başka bir koldan. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın yıllardır varlık gösterdiği bölgelere ağır darbe indiriyor. Kandil'deki terörist varlığını bitirmek için düğmeye 11 Mart'ta basıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel'in koordine ettiği operasyonda 400 kilometre karelik alan terörden arındırıldı. Şu ana kadar 155 terörist etkisiz hale getirildi. Kandil'e giderlerse de, Sincar'a giderlerse de, Fizan'a giderlerse de gideceğiz, bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz. Savaş uçakları ve yerli SİHA'ların da kara unsurlarına destek verdiği operasyonda 23 kilometrelik bir derinliğe inildi. Teröristlerin etrafını çeviren Mehmetçiğin Kandil'le arasında artık kısa bir mesafe kaldı. Kandil artık Türkiye için uzak bir hedef değil. Kandil bizim için zor bir mesele değil, sadece bir zamanlama meselesidir. Siz ben rahatız ama Kandil'dekiler yavaş yavaş oradan tümeye başladı. Teröristlerin yuvalandığı çok sayıda kamp ve ikmal noktası da Türk jetlerinin hava harekatıyla imha edildi. Mehmetçik, PKK'nın sözde cephe gerisi lojistik üsleri Hakurk ve Armuş kamplarıyla Avaşin, Basyan, Kanira, Şibermize, Sidekan'ı da içine alan Brados bölgesinin kontrolünü tamamen sağladı. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin de bölgeyi terk ettiği öğrenildi. Mart'tan beri devam eden kahraman ordumuzun harekatı artık Kandil'in eteklerine kadar gelmiştir. Onlarca PKK kampı temizlenmiştir. Oralarda onlarca yeni üsler oluşturulmuştur. Temizlenen bölgelere teröristlerin tekrar girmesini engellemek için 11 üs bölgesi kuruldu. Evet, Türkiye 16 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Siyasiler gece gündüz demeksizin halka sesleniyor, çalışma yapıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geride kalan günde Akdeniz'deydi. Tarsus ve Mersin'de halka seslendi. Gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyareti vardı. Erdoğan, ziyaret için bu demokratik bir hareket değil, teröre destek vermektir, dedi. Apolet sökme tartışması üzerinden bir kez daha Muharrem İnce eleştirdi. Erdoğan, sen neyin apoletini söküyorsun, haddini bil, dedi. Suskun dünyanın hür sesi geliyor. Bunun adı demokrasi değil Bay İnce. Bunun adı teröre destek vermektir. Ziyarete tepkisini sürdürdü. Muharrem İnce'yi eleştirdi. Demirtaş'ı ziyaret teröre destek vermektir dedi. İnce'ye adaletten yana ol diye seslendi. Şimdi çıkmış bu adam Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Şimdi bunu kim ziyarete gidiyor? Muharrem İnce. İnce İnce bir ziyaret yapıyor. Zannediyor ki demokratik bir hareket yapıyor. Bunun adı demokrasi değil Bay İnce. Bunun adı teröre destek vermektir. Bunun adı teröristlere destek vermektir. Bunun adı teröre güç kazandırmaktır.
Erdoğan AK Parti Mersin mitinginde kürsüdeydi. Gündeminde apolit tartışması da vardı. Muharrem İnce'yi bir kez daha eleştirdi. Haddini bil dedi. Apolit sökeceğiz diyor. Sen neyin apoletini söküyorsun be? Haddini bil, haddini. Haddini bil. Değerli kardeşlerim, Afrin'de o kutlu mücadeleyi sürdüren bir komutanın apoletini sökmek. Neymiş suçu? Suçu Malatya'da. Orada konuşma yapıyorum. Konuşmamda sayın komutan da bir yerde, o da alkışlıyor. Ve bu nereye dayanıyor? Diyor ki siyasi partilerin toplantılarına katılamaz diyor. Bay Muharrem, o siyasi parti toplantısı değil. Teskin organize ettiği bir toplantı. Kendine gel, kendine. Ya Allah, Bismillah diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'den önce Tarsus'taydı. Tarsus Turizm Bölgesi ve 600 yataklı devlet hastanesinin temel atma töreninde konuştu. Gündeminde yine ana muhalefetin vaatleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkacağız diyen Muharrem İnce vardı. Değil yıkmak, sen saraya bile gelemezsin dedi. Neyi satıyorsun ya? Neyi yıkıyorsun ya? Neyi kaldırıyorsun ya? Bu millet sizi mezara gömer, mezara. Çıkmış bu Bay İnce, çok da ince değil ya, geometrik olarak söylüyorum. Sarayı yıkacakmış. Ya senin genel başkanın da aynı şeyleri söyledi. Sonra kuzu kuzu saraya geldi. Ama sen saraya gelme fırsatını da bulamayacaksın. Çünkü oraya gelmek ancak milletin ferasetiyle olur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni projesini ise Hatay'dan duyurdu. Erdoğan millet bahçelerinin ardından millet kıraathaneleri projesini kamuoyuyla paylaştı. Yeni bir projem daha var, onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Bay Muharrem, çalmayacaksın ha. Bak, ince ince götürmeyeceksin. Nedir o? İnşallah yeni bir adım. O da millet kıraathaneleri kuracağız. Şimdi bunu tabii Bay İnce yanlış anlayabilir. Millet kıraathanesi deyince İskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir. Bay Muharrem öyle değil. Burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli kütüphane ve içeride İnşallah keki, çayı, kahvesi olacak ve burada gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek, hem kitabını alıp okuyacak, hem de oradan kekini alacak, çayını, kahvesini alacak, ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak? Ruh katacak, ruh. Başbakan Binali Yıldırım ise Kars ve Ardahan'daydı. Ardahan'da Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, Kars'ta ise HDP'yi eleştirdi. İnce'ye millet sana apolet sökme yetkisi vermez, dereyi görmeden paçayı sıvama dedi. HDP'nin terör örgütünün esaretinden kurtulamadığını vurguladı Başbakan Binali Yıldırım. PKK'ya, DAEŞ'a, FETÖ'cülere el aman vermeyen, göz açtırmayan paşanın apoletini sökecekmiş. Hadi oradan, sen kimsin? Apolit tepkisini sürdürdü. Bunların işi karışık, kafası karışık dedi. Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi Ardahan'dan seslendi. Millet sana o yetkiyi vermez. Boşuna heveslenme. Daha dereyi görmeden paçayı sulayanlara millet bu fırsatı vermez. Başbakan Ardahan'dan önce Kars'taydı. HDP'yi eleştirdi. Halka dostu düşmanı ayırın çağrısı yaptı. Kürtlerin kanıyla canıyla bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Şu HDP'nin Kürtlere verdiği zararın haddi hesabı yok.
Bunlar siyasi parti olamadı. Bunlar PKK terör örgütünün esaretinden kurtulamadılar. Sizlerden, Kürt kardeşlerimden oy alıyorlar, destek alıyorlar, talimatı Kandil'den alıyorlar. Onun için uyanık olacağız. Bize zarar veren dostumuz kim, düşmanımız kim? İyi bileceğiz değerli kardeşlerim. Gündeminde terörle mücadele de vardı. Bunların Kürtlerle alakası yok. Bunlar beyinlerini kiralamış, satmış olan alçakların ta kendisidir. Bu millete diz çöktüremeyecekler. Anaların gözlerinden yaş akmasının önleyeceğiz. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin hizmetlerini anlattı, yolları ayırdık, gönülleri birleştirdik dedi. Yolları böleriz, ancak Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde bakanlık sayısı azaltılacak. Bazı bakanlıklar birleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın birleştirileceğini açıkladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise ekonomiyle ilgili bakanlık sayısının 2 ya da 3'e indirileceğini söyledi. Yani kesinlikle bir defa 20'nin altında bu olacağı malum. Bakanlık sayısı azaltılacak. Bazı bakanlıklar birleştirilecek. O bakanlıklardan ikisi belli oldu. Şu anda tabii Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı bak burada ilk defa açıklıyorum. Sosyal Güvenlik Çalışma Bakanlığı'yla da birleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi birçok değişikliği de beraberinde getirecek. Bürokrasi engeline takılmamak için bakanlıkların sayısının azaltılması bunlardan biri. Şimdi de biz başkanlık sisteminde zaten az önce söylediğim gibi bir bakanlar, ki bu bakanlar 20'nin altında olacak. Bu 13 olur, 15 olur, 17 olur, böyle bir bakanlar kümesi. Erdoğan birleşimin ardından yeni bir kadrolaşma olacağını söyledi. Buradaki yeni bir kadrolaşma olacak ve bu kadrolaşmayla gerek illerdeki kadrolar, gerekse merkezdeki kadrolar inşallah sayılar artacak. Bakanlık sayısının azaltılmasıyla bürokratik işleyişteki yavaşlığın da önüne geçilecek. Bakanlıkların daha koordineli çalışması için ofis sistemi kurulacak. Bir de bunların yanında bakan yardımcıları olacak. Biri de ofisler olacak. Ve bunlar aslında aynı bütün ama renkli. Böyle bir çalışmayla bunların bir kısmı zaten direkt başkanla, cumhurbaşkanıyla ilişkili olacak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de bakanlık sayısının fazla olduğuna dikkat çekti. Bunun bürokrasi yarattığını söyledi. Zeybekçi sadece ekonomiyle ilgili 6-7 bakanlık olduğunu, bunun 2 ya da 3'e inmesi için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, gündemdeki Kandil operasyonu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamaları eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadeleden rahatsız oluyor dedi. Yozgat'ta konuştuğu Bozdağ muhalefete, biz siyaset yapmak için, bunlar yıkmak için geliyorlar tepkisi gösterdi. Biz terörle mücadele yapıyoruz ama bu mücadele sırasında ses CHP'den geliyor. Neden Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadeleden rahatsız oluyor? Kabul edilebilir bir şey değildir. Ana Muhalefet Partisi'nin gündemdeki Kandil Operasyonu ile ilgili açıklamasına cevap verdi. Diğer partilere bakın, yapacaklarını anlatıyorlar ama baktığınızda ana omurgayı nasıl yıkacakları oluşturuyor. Siyaset yapmak için, bunlar yıkmak için geliyorlar. Siyaset proje üretmek, ülkeye millete kazandırmak için, bunlar bizim ürettiğimiz projeleri durduracaklarını söylüyorlar. Sen yürüyedin! Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışı kapsamında Yozgat'taydı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temelpaşa ile ilgili apolet çıkışını eleştirdi. Kimi alkışlayacaktı? Sizin gibi PYD'ye, YPG'ye terör örgütü değildir diyenleri mi alkışlayacaktı? Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de değindi. Muhalefete çağrı yaptı.
Gelin, olmayacak işlerin peşinde koşmaktansa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini nasıl daha iyi kurarız, nasıl daha iyi işletiriz, nasıl daha çok Türkiye'ye kazandırırız, buna dair görüşleriniz varsa onları açıklayın, biz de ondan istifade edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'e operasyon ihtimalini değerlendirdi. Teröre karşı mücadele hükümetin en doğal hakkıdır, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. Beylikdüzü'nde sivil toplum kuruluşları ve meslek temsilcileriyle bir araya geldi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı, Kandil'e operasyon soruldu. Teröre karşı mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en doğal hakkıdır. Nerede bir terör varsa ve bu terör Türkiye'yi rahatsız ediyorsa, Türkiye'ye yönelik bir terör eylemi varsa bu teröre karşı mücadele etmekte güvenlik güçlerimizin, ordumuzun görevidir. Biz ordumuzun bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirdiğine inanıyoruz. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü sırasında telefonlarının dinlendiği iddialarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Biz bu konuda hem suç duyurusunda bulunduk hem de Alman Büyükelçiliğine başvurduk. Alman hükümetinin izni olmadan dinlemeyi öngören bu yazılımın Türkiye'ye satılması mümkün değildi. Soruyoruz Alman Büyükelçiliğine. Bu dinlemeyle ilgili yazılımı siz kime sattınız? Kılıçdaroğlu mahkemenin hakkındaki tazminat kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağını söyledi. Davanın bütün belgeleri doğru. Savcının yazısı var beni korkutmak için. Talimat alan yargıç parayla beni korkutacağını sanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödeyecek. Cumhurbaşkanı ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında açılan dava karara bağlandı. İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi, Kılıçdaroğlu'nun davacılar hakkındaki iddialarının gerçek dışı olduğunun belirlendiğini belirtti, tespit edildi. Yurt dışına herhangi bir para gönderilmediğinin sabit olduğu da tazminat mahkumiyeti kararında vurgulandı. Ardından açılan haksız fiile dayalı davanın kısmen kabulüne karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına ödenecek tazminatın 28 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle Kılıçdaroğlu'ndan alınacağına, yani tahsil edileceğine hükmedildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kayseri'de partisinin bölge istişare toplantısında konuştu. Kandil operasyonuna tam destek verdi. Kandil ve çevresi yok edilmelidir, dedi. Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de sert çıktı. Şerefli Türk generalinin apoletlerini sökme aklını teröristlerden mi almış, diye sordu. Kandil ve çevresi tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı nasıl Afrin'e dikildiyse aynısı da Kandil'de yapılmalıdır. Kandil operasyonuna tam destek verdi. Terör her yerde yok edilmeli, dedi. İster Fırat'ın batısı, ister Fırat'ın doğusu, ister Kandil, isterse Sincar olsun. Teröristler bulundukları, görüldükleri, ele geçirdikleri her yerde imha edilmelidir. Devlet Bahçeli, partisinin Kayseri'deki bölge istişare toplantısında konuştu. Gündeminde apolet tartışması hedefinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de vardı. Teröristten Cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. CHP'si, HDP'si, İP'li, Saadet'li, PKK'lı, Demirtaş'ın lehine, ortaklaşa af çağrısı yapmışlardır. Aday İnce, şerefli Türk generalinin apoletlerini sökme aklını acaba teröristlerden mi almıştır? Edirne cezaevinde kulağına fısıldanan bu mudur? FETÖ'cüleri iade etmeyen Yunanistan'ı sert sözlerle eleştirdi MHP lideri. Teröristlerin tahliye edilmesi teröre yardım ve yataklıktır. Darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi kaçınılmaz bir adalet ve ahlak görevidir. Ege Adaları'nı istilaya yetenen Yunanistan, Türk milletinin daha fazla sabrını sınamamalı, tahammülünü zorlamamalıdır.
Devlet Bahçeli partisini baraj altında gösteren anket şirketlerini de eleştirdi. Şarlatan anket şirketlerinin ne dediğine, hangi karanlık servisleri yaptıklarına bakmayınız. Seçimler kamuoyu şirketlerinin ısmarlama anketleriyle sonuçlanmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Kütahya, Isparta ve Burdur'daydı. İnce, 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmak istiyorum dedi. 4 Mayıs günü rozetimi çıkardım. Türk bayrağı var yakamda artık. Altı ok yok, Türk bayrağı var. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kütahya'da halka hitap etti. Kimseyle kavga yok mesajı verdi. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var, huzura. Ben kavga etmeyeceğim. 81 milyonu seviyorum, herkesi seviyorum, herkesi. Kavga etmeyeceğim ama makaramı yaparım. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaretini eleştirmesine de yanıt verdi. Sadece Demirtaş kısmının videosunu alıyor, meydanlarda bak bak diyor. Demirtaş'ı da ziyaret etmiş diyor. Demirtaş'ı bırak, seni bile ziyaret ettim ben, ne olacak yani? İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını iddia etti. Erdoğan'a rakip olmak istediğini söyledi. İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener İstanbul'da partisinin Bağdat Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Akşener partililere seslendi. Benim hedefim AK Parti bünyesindeki merkez sağ ve muhafazakar oylardır. Yani Cumhurbaşkanlığı için konuşuyorum. Ve o 24'ünde oy kullanırken bir soruyu kendinize sormanızı rica ediyorum. O da şudur. İkinci turda Sayın Erdoğan karşısında kimi görmek istemez? Ona göre karar verin. Akşener Kanal İstanbul projesini de eleştirdi. 65 milyar doları gömüyorsun. Bu ustalık neticesinde Türkiye'de yaşayan herkesin vergisiyle gömüyorsun. Türkiye'nin buradan kazancı nedir? Cevap ver bakalım. Sen usta biz çıraksak. Saadet Partisi'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Adana'da miting yaptı. Karamollaoğlu, ilk yapacağımız iş kucaklaşmak olacak. Başka türlü memlekette huzur olmaz, dedi. Seçimler ülke meselelerinin gündeme geldiği, nasıl çözüleceği konusunda siyasi partilerin kendi görüşlerini ifade ettiği dönemlerdir. Biz kavga için değil, ülkemizin içinde bulunduğu problemleri çözmek için buradayız. Farklı fikirlerde olsak, farklı partilerde olsak da birbirimizle kucaklaşmayı öğrenmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim en önemli meselemiz. Ülkemizde zaten bir takım problemler varken biz bir de bunun yanına ayrıca siyasi kamplaşma, kutuplaşma, birbirimizi acımasızca yerden yere vurma yoluna girmemeliyiz. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de gündemdeki konuları değerlendirdi. Münbiç planıyla PKK-PYD'nin Suriye'nin kuzeyinden silineceğini belirtti. Perinçek rakibi Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce'yi de apolet polemiği üzerinden sert bir şekilde eleştirdi. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Türkiye ile ABD arasında varılan 3 aşamalı Münbiç planını TRT Haber'e değerlendirdi. Bir kere Münbiç'ten PKK'nın, YPG'nin, YPD'nin ayrılması, gönderilmesi olumlu bir gelişme. Onlar Kobani, Fırat'ın doğusunda şimdi toplanıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri kesinlikle Kobani'de o PKK, YPG, YPD kuvvetlerini boğacak. Yani Irak'ın kuzeyinden, Suriye'nin kuzeyinden
temizlenecekler bunlar. Perinçek, CHP'nin seçim beyannamesinde yer alan yerel yönetimler özellik şartının da tehlikeli bir girişim olacağına dikkat çekti. Avrupa özellik şartındaki çekinceleri kaldıracağız demek, Türkiye'nin güneydoğusunda sözüm ona bir Kürdistan özerk devletinin kurulmasını kabul etmek demek. Doğu Perinçek'in eleştirilerinin hedefinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de vardı. İnce'nin Kor General İsmail Metin Temel'i apolitlerini sökmekle tehdit etmesine sert çıktı. İfadeleriyle Muharrem İnce kendisinin Cumhurbaşkanı da olamayacağını, bir devlet görevlisi de olamayacağını, bir devlet terbiyesine ve devlet kültürüne sahip olamayacağını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de PKK'nın yanından Amerika ve İsrail'in güdümünde kurşun sıkan bir konumda olduğunu ilan etmiş bulunuyor. O bakımdan çok önemli, yani bunu basit bir tavır açıklama olarak görmüyoruz. Savaşın bir parçası. Evet, nefes nefese ve büyük bir heyecanla beklenen tarih 24 Haziran. Türkiye'nin merakla beklediği 24 Haziran seçimlerine artık çok kısa bir süre kaldı. 17, ondan daha az, 16. Yurt dışında yaşayan seçmenlerse havalimanlarında ve sınır kapılarında oylarını kullanmaya geride kalan saatlerde, günün ilk saatlerinde saat 08 itibariyle başladı. Oy verme işlemi 24 Haziran günü saat 17'ye kadar sürecek. Türkiye hem yeni Cumhurbaşkanı'nı hem de 600 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni üyelerini seçecek. Yurt genelinde 24 Haziran'da oy verilecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 49.065 seçmen içinse 60 ülke ve 123 temsilcilikte oy verme işlemi başladı. Seçmenler pasaport ve kimlikleriyle oylarını kullanıyor. Atatürk Havalimanı'nda da ilk oyu Hollanda'dan gelen bir Türk vatandaşı kullandı. Neler hissediyorsunuz? İlk oyu siz kullandınız. Vallahi çok heyecanlıyım. Ben 15 gündür buradayım oy kullanabilmek için. Yani bir oydu biliyorsunuz. Bir oy çok şey değiştirir. İnşallah benim oyum da çok şey değiştirir. İstanbul'da sandıkların kurulduğu bir başka nokta Sabiha Gökçen Havalimanı oldu. Hayırlı olsun. İnşallah memleketimiz için, vatanımız için iyi olur. Hadi vatana millet hayırlı olsun. Ankara'da da Esenboğa Havalimanı oy verme heyecanının yaşandığı noktalardandı. Oyumuzu kullandık. Türkiye'yi çok seviyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Sınır kapılarında da ilk oy pusulaları sandıklara atıldı. Belçika'dan gelen Süheyla Kara, Kapıkule sınır kapısında ilk oyu veren kişi oldu. İlk oyu kullanmak bana nasip oldu. Çok mutluyum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Görevimizi yerine getirdik. Türk temsilciliklerinde de 19 Haziran'a kadar oy verilebilecek. Havalimanlarında ve sınır kapılarında tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy verilebilecek. Artık Türkiye'nin dünyada ilk sırada yer aldığı bor madenleri toprak altında kalmayacak, çıkarılacak, Balıkesir'de kurulacak, tesisle işlenecek. İstanbul'da düzenlenen imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak katıldı. İşlenmiş borun savunma sanayinde de kullanılacağını söyledi. Bakan Albayrak, savunma sanayimiz çok farklı bir lige çıkacak dedi. Türkiye'mizde yüksek teknoloji bor karbür tesisini artık kuruyoruz. Bor madenlerinin ekonomiye kazandırılmasında önemli bir adım atıldı. Bor karbür tesisi kurulacak. Ham madde olarak kullanılabilen bor savunma sanayi için kritik öneme sahip. Helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar, roketler, operasyon faaliyetinde bulunan çöhlerimiz, pöhlerimiz var ya, onların kullanacağı zırh yelekler. Bu noktada bor karbürün Türkiye'de üretilmesiyle savunma sanayimiz çok farklı bir lige çıkacak. Bor karbür tesisi kurulması için Eti Madenli, Çinli Dalian Jinma firması İstanbul'da protokol imzaladı. Törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak kürsüye çıktı. Bor karbürü anlattı. Bor karbür, madenden çıkan borun katma değerini işleme yoluyla oluşturduğumuz bu zincir çerçevesi içerisinde yaklaşık 2000 kata kadar arttıran bir teknoloji. Şu cam kavanozlar içerisinde gördüğünüz süreçte yaklaşık 40 bin dolara kadar mamül dediğimiz ürüne dönüşüyor.
Bor elmastan sonra en sert ve dayanıklı maden. Türkiye, bor madenleri açısından keşfedilmiş rezervlerin %73'üne sahip. Bor madeni doğada halihazırda bu şekilde bulunuyor ve ham madde olarak ton başına fiyatı $200. Borik asite dönüştürüldüğü zaman fiyat $600 çıkıyor, ancak bugünkü teknoloji transferiyle işte bor karbür ingot haline dönüştürülebilecek ve bu halde öğütüldüğü zaman fiyatı $40.000'a kadar çıkacak. Balıkesir'de kurulacak tesiste Türkiye'nin global pazarda %57 olan payı daha da artacak. 13 milyon konutu ilgilendiren imar barışında müracaat yarın sabah başlıyor. Kayıt belgesi olan yapı artık yasal hale gelecek. Vatandaşlar başvurularını internette e-devlet üzerinden yapabilecek. Sorusu olanlarsa çevre il müdürlüklerine başvurabilecek. Ülke genelinde imara aykırı 13 milyon konut yapı kayıt belgesiyle yasallaşacak. Çevre müdürlükleri vatandaşa yardımcı olmak için hazır. Bir hafta öncesinden bu hazırlıklara başladık. Vatandaşımızın kolayca bize ulaşması ve bilgi alması konusunda altyapı olarak 30'a yakın bir masa oluşturduk. Cumartesi pazar dahil tüm personelimiz bu hizmeti vatandaşımıza verecek. Bilgi edinme masaları şimdiden vatandaşların akınına uğramış durumda. Kaç metrekare ruhsatsızsa onu ne ruhsatsızsa onu yazıyoruz. Faydalı bir uygulama, çünkü daha sonra bu binaların kentsel dönüşüme sokulabilmesi adına da elde kayıtlı evraklar olacak. Yani hem de gelir sağlanacak bundan. Kaçak yapılarımız var, tamam mı? Onlarla gelip imar barışından faydalanıp işte bu sorunumuzu halletmek istiyoruz. Allah Tayyip Baba'dan razı olsun. Yapı kayıt belgesi alanlar elektrik, su ve doğal gazını bağlatabilecek, alım-satım işlemi yapabilecek. Aynı zamanda da biliyorsunuz bankalardan kredi alma konusu, kentsel dönüşümde bu bina benim miydi, değil miydi, üzerine kaçak yapı alınmıştı. Bunlar artık tamamen tapu gibi görecek yasal bir belge olarak kullanılacaktır. Yapı kayıt belgesi almak isteyenler başvurularını 31 Ekim'e kadar yapabilecek. Bir evimiz var, 55 metrekare. İki tane üst üste, bir de üstüne yapmıştık. Çinli tapusu yok üsttekinin. Ona da alabilir miyim diye soracaktım şimdi. Kamu çalışanlarına maaşları bayramdan önce ödenecek müjdeyi Maliye Bakanı Naci Ağbal verdi. Ağbal'lı kamuda çalışanların maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatmış olacak dedi. Emeklilerin bayram ikramiyeleri de ödenmeye başladı. Memur ve Bağkur emeklileri geride kalan günde ikramiyelerini aldı. SSK emeklilerine ise ikramiye ödemesi yarın yapılacak. İkramiyeler yatmış mı acaba? Bugün yatmış mı? 12 milyon 300 bin emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi. İkramiyenizi çektiniz mi? Çektim. Emekliye ikramiye ödemesi başladı. Emekli sandığına bağlı emeklilerle Bağkur emeklilerinin hesabına biner liralık bayram ikramiyesi yatırıldı. Bizim için çok önemli bir rakamdır yani. Yani doğru değil mi? Ya 2000 lira maaş alıyoruz, 1000 lira geldi yani. Yarısı kadar bir para geldi bize, bu az para bizim gibi insanlar için. Peki çektiniz mi paranızı? Çektim de bırakır mıyım hiç? Sabah erken köründe gittim çektim. Ne olur ne olmaz yani. 2 milyon 138 bin memur emeklisiyle 2 milyon 585 bin Bağkur emeklisi ikramiyelerini aldı. Sıra SSK emeklilerinde. 7 milyon 434 bin işçi emeklisi de ikramiyesini alacak. Henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Emeklilik başvurusu yapan 100 bin kişinin de bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı. Ramazan bayramı nedeniyle maaş ödeme takvimi de güncellendi. Kamuda çalışanlara maaşları bayramdan önce 13 Haziran'da ödenecek. Bütün kamu görevlilerimiz, memurlarımız, sözleşmeli personel, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün personelimiz, ister bakanlıklarda çalışsınlar, ister belediyelerde, ister il idarelerinde, bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak. Emekli sandığına bağlı emeklilere 1 ve 5 Haziran'da maaş ödemeleri yapıldı. SSK ve Bağkur emeklileri için de ödeme takvimi öne çekildi. SSK ve Bağkurlular maaşlarını 11, 12 ve 13 Haziran'da alacaklar.
18 milyona yakın öğrenci için artık tatil vakti geldi, çattı. Yarın sabah itibariyle artık karne dağıtılacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Öğrenci kardeşlerimiz bir dönem boyu çalışmalarının karşılığı olan karnelerini alacak. Şimdi gözler kulaklar, veliler de karne götürecek, anneye babaya bakalım nasıl değerlendirilecek diyerek merak ediyor öğrenciler. Peki anne babalar nasıl değerlendirmeli? İyi notlar ödüllendirilmeli mi? İstenilen notları elde edemeyen öğrencilere nasıl davranılmalı? Ben bundan çok çektim. Hep zayıftı karne. Sonra düzelttik birazcık ama. Neyse, uzmandan önerileri getiriyoruz ekranlarınıza. Bir dönem boyunca çalıştılar, sınavlara girdiler. Şimdi ise o çalışmaların yansıması olan karnelerini alacak öğrenciler. Ben de takdir almayı bekliyorum. Umarım takdir alırım. Karne gününün gelmesiyle akla gelen ilk soru karne başarının ölçütü mü? Karne sadece öğrencinin performansını değerlendirir, resmi bir evraktır. Kendilerine bir plan program uygulayıp uygulamadıklarının bir göstergesidir. Uzmanlar başarılı öğrencilerin takdir edilmesini istiyor ama burada ölçülü olmak önemli. Övgüye aşırı kaçınmamalı çünkü çocuklar aşırı övüldüğünde bundan sonraki süreçte de hep başarılı olmak zorunda olduklarını hissettiklerinden dolayı hep bir kaygıyla, özgüven kaygısı yaşarlar. Merhaba. Koca bir eğitim öğretim yılı daha sona erecek. Öğrenciler karnelerini alacak. Tabii öğrencilerin aklındaki en önemli soru karne hediyesi olarak anne ve babam bana ne alacak sorusu. Uzmanlar işte burada uyarıyor. Veliler karneleri ödüllendirirken kontrollü davranmalı. Güzel notlar alırsan sana en kralından alırım dedi. Ne alırım dedi? Helikopter. Bilgisayardır, cep telefonu gibidir, ödüller istemiyoruz çocuklara verilmesini. Ancak onlarla geçireceğimiz çok daha kaliteli zamanlar, onlarla geçireceğimiz güzel vakitler onlara verilecek en büyük ödüldür diye düşünüyoruz. Peki öğrenci beklentiyi karşılayamadıysa? Bu durumda velilerin kaçınması gereken en önemli davranış kıyaslama yapmamak. Şöyle bir konuşma yapabilir. Daha derslerine çalışman lazım. Bir dahakine daha iyi bir karne alman gerekir diye konuşma yapabilir. Evet, aşırı övgü zarar verir. Pedagoglar, psikiyatrlar, bu işin uzmanları bunu söylüyor. Ama benim öğrencilik yıllarımdan hatırladıklarım da var. Karnem çok zayıftı maalesef. Her zaman öyle. Haylazlı kat safhadaydı. Aşırı azar, başkasının karnesiyle karşılaştırma ve de hatta aşağılama. Bu da çok zararlı. Yapmayın anne babalar. Ölüm kalım meselesi değil sonuçta. Devam ediyoruz. Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde 175 bin çocuk karne heyecanı yaşadı. Terör örgütü PKK-YPG'nin zulmünden kaçıp Azez kırsalında çadırlarda yaşayan Tel Rifatlı çocuklar tatil sevinci yaşadı. Okullar süslendi, karneler hazırlandı, yılın son dersleri çaldı. Fırat Kalkanı bölgesinde eğitim gören 175 bin çocuk karne heyecanı yaşadı. O çocuklar arasında Azez kırsalındaki çadırlarda kalan çocuklar da vardı. Terör örgütü PKK'nın işgal ettiği Tel Rifat'tan kaçarak Azez'in kırsalına sığınan yüzlerce ailenin çocukları için Türkiye çadır okullar kurdu. Şimdi o çadır okullarda Tel Rifatlı çocukların karne heyecanı var. Ancak onların en büyük hayali gelecek eğitim döneminde Tel Rifat'ta eğitim görmek. 6 çadır okulda okuyan 350 çocuk için karne töreni düzenlendi. Suriyeli çocuklar heyecanla sıraya girdi, ismi okunan karnesini aldı. Şartlar zor olsa da yüzleri gülüyordu. Çok şükür eğitimimi tamamladım. Çok mutluyum. İnşallah Tel Rifat'a döneceğim. Mutluyuz, takdirnamemi aldım. Evimize döndüğümüzde mutluluğumuz tam olacak. Öğretmenleri de öğrenciler kadar mutluydu. Elimizden geldiği kadar çadırın içinde çocuklara en iyi eğitimi verdik. Türkiye çok destek verdi. İnşallah önümüzdeki dönemde karneleri Tel Rifat'ta veririz. Karnelerini alan çocuklara hediyeler de dağıtıldı.
Ahmet. Hazine kral, hazine. Mutluyuz. Karnelerimizi aldık. Matematik, İngilizce, Türkçe eğitimi aldık. Ben başarılı oldum ve takdirname aldım. Teşekkürler Türkiye. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuklara doğal yaşa, sağlıklı beslen konferansı verildi. Sahnede TRT ekranlarından tanınan ünlü kalp ve damar cerrahı Halit Yerebakan vardı. Yerebakan sağlıklı yaşamın şifrelerini anlattı. Çocuklara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle de şekerdeki tehlikeye dikkat çekti. Çocuklarınıza şeker almayın, almayın, almayın. Lollipop falan filan filan hepsi ama hepsi büyük bir tuzak ve büyük bir zarar ilerisi için. Bizler çocukluk zamanındaki... Dünya Çevre Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programlar devam ediyor. Bu kez de Doğal Beslen Sağlıklı Yaşa konferansı verildi. Katılımcılar, çocuklar ve gençler, konferansı veren isimse TRT ekranlarından tanınan kalp cerrahı Halit Yerebakan'dı. Pol sayı miktarını arttırmak gerekiyor. Nelerde var? En başta tabii değil mi? Mercimekte, fasulyede, kuru baklagilleri hayatımızdan çıkartmamız gerektiğini burada söylüyoruz. Çocuklara ve gençlere sağlıklı yaşamın şifrelerini verdi. Özellikle şekerin vücutta yarattığı olumsuz etkilere dikkat çekti. Çağımızın zehri şeker diye konumladık. Baktılar araştırmacılara ve dediler ki bir insanın beynindeki dopamin yani iyilik, keyif merkezini aktive eden ve orayı adeta baskılayan maddelere baktık. Onunla birlikte şekeri karşılaştırdık. Gördük ki ikisi de birbirine aynı şekilde beyinde uyuşma hissi veriyor. Doğru bilinen yanlışlar konusunda da bilgilendirdi. Eskiden her gün portakal suyu içmenin faydasından bahsedilirdi. Bugün portakal suyu içmenin zararlarından bahsediyoruz. Evde kendini sıkmış olsanız bile karaciğerinize alkol kadar yük bindirebileceğini varsayıyoruz. Dünya üzerinde içilebilecek içecekler su, maden suyu, ayran, çay, süt, sıvı şekerin hepsini hayatınızdan def etmeniz lazım. Evet, gazlı içecekler de en az şeker kadar tehlikeli. Zaten içerisinde bir bardak gazlı içecekte yanılmıyorsam en az 8-10 tane kesme şeker var. Uzman değilim ama okuduklarım ya da uzmanlardan dinlediklerim. Devam edelim. Bir Ramazan akşamı iftar programıyla yaklaşık 1300 Türkmen, Irak ve de Suriyeli sığınmacı bir araya geldi. İlahiler okundu, dualar edildi. Çocuklar için de birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi. Semazenler sema döndü, ilahiler okundu. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan sığınmacılar iftarda bir araya geldi. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Mamak Belediyesi ev sahipliğinde Türkmen, Suriyeli ve Iraklı sığınmacıları ağırladı. Dertleşiyoruz, sohbetler ediyoruz. Ama Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduklarını özellikle belirtmem lazım. Böyle iftarlardan da çok hoşlanıyorlar. Çok güzel bir iftar oldu, çok duygulandım ben. İftar sonrası çocuklar için birbirinden özel gösteriler düzenlendi. Ülkemize sığınan mültecileri unutmadığımızı kendilerine göstermek istedik. Dileriz bundan sonraki iftarlarını herkes kendi memleketinde dilediği sofrasını sofrayı kurarak oruçlarını açarlar. 7'den 70'e Türkiye'ye sığınan sığınmacılar misafirperverliği için Türkiye'ye teşekkür etti. Allah razı olsun. Vallahi orucumuz bizim burada çok güzeldi. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun sizden. İftar programını beğendin mi? Çok güzeldi. Niye çok beğendin? En çok şeyin döndürmesini. Şurada döndürme vardı. Evet. Peki Türkiye'de olmaktan mutlu musun? Evet, çok güzel Türkiye. Yaşasın Türkiye. İftar sonrası düzenlenen gösteriler ve ikramlarla sığınmacılar unutulmaz bir akşam yaşadı. Türk şiirinin
En özgün isimlerinden biri olan Cahit Zarifoğlu vefatının 31. yılında TRT İstanbul Radyosu'nda anıldı. Yayınlanmamış radyo oyunları da TRT stüdyolarında yeniden hayat buldu. Bizi fark edince eşyaların arasına gizlenmeye çalışan bir böceğe benziyor anlattıkları. Söylediklerim. Türk şiirinin en özgün isimlerinden biri Cahit Zarifoğlu. Cahit Zarifoğlu lise yıllarındayken ilk şiir ve yazı denemeleri yerel gazete ve dergilerde yayımlandı. Edebiyat kitaplarına konu olan şair ilginçtir, lisedeyken edebiyat dersinden sınıfta kaldı. En büyük hayali pilot olmaktı. Eskişehir'de eğitim aldı ancak kulağındaki rahatsızlık Zarifoğlu'nun kanatlarını kırdı. Burası dünya, ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı, ekip, biçip gidecektik. Şair bir bilge gibi suskun ve sakindi. Bu yüzdendir arkadaşları ona Aristo Cahit derdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne yazıldı. Zarifoğlu daha sonra İstanbul'da Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç'la tanıştı. Şiirleri Cemal Süreyya'nın Papirüs, Sezai Karakoç'un Diriliş ve Mehmet Fuat'ın yeni dergilerinde yayımlandı. İlk çıkan şiirlerini kitaplaştırmak istiyordu şair ama maddi sıkıntılar çekiyordu. Borç harç, aç kalma pahasına ilk kitabı İşaret Çocuklarını çıkarmayı başardı. Eylül 1973'te çıkan ikinci kitabı Yedi Güzel Adam en bilinen eserleri arasına girdi. Her biri edebiyata ve şiire meraklı Yedi Güzel Adam'ın hikayesi bu şiirle başlar. Zarifoğlu şiirinde beyaz haberlerim var kardeşlerim diyerek Yedi Güzel Adam'dan bahseder. Şair TRT Ankara ve İstanbul radyolarında mütercimlik yaptı, radyo oyunları yazdı. Pankreas kanseri nedeniyle 7 Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etti. Seni vurduktan sonra kol harekete geçirip ikinci fişeyi namluya sürdü mü? Evet. Zarifoğlu vefatının 31. yılında uzun yıllar görev yaptığı TRT İstanbul radyosunda anıldı. Bir radyo çalışanı olarak yazdığı radyo oyunları hiçbir zaman kayda alınmamış. Bizim yapmak istediğimiz şey de tam ölüm yıl dönümünde işte bu radyo oyunlarını TRT'nin mikrofonlarından dinleyicilerine ulaştırmak için ilk kaydımızı almaya başladık. Ama bunu yaptığını gördüm ve... Evet devam et. Bana ikinci kez ateş edecek. Saatler 23.58'i gösteriyor. Cuma'ya 2 dakika kaldı. Evet, meteorolojinin gündemine bakacağız şimdi. Geride kalan günde İstanbul harika, muhteşem bir yaz havası geçirdi. Ege'de sıcaklıkların 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Akdeniz'de günü bol güneşle geçirecek bölgeler arasında gösteriliyor. Cuma için söylüyorum. Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi içinse yağış beklentisi var. İyi, zira İstanbul ve çevresinde barajlar %100 doluluk oranının üzerine çıktı. Güneydoğu Anadolu'da da güneşli bir havanın görüleceği tahmin ediliyor diyeyim. Ve ayrıntılarla daha fazlası için TRT Haber meteoroloji uzmanlarının hazırladığı hava durumu grafikleriyle sizi baş başa bırakayım. Hemen sonrasında da gece...